Merhabalar ve bazı izleyenleri ben Erdem Pabuçcan. Bugün yeni bir kablosuz kulaklığın, tam kablosuz kulaklığın incelemesiyle karşınızda olacağız. Bugün sizlerle beraber Sennheiser'ın CX400BT adlı modelini inceleyeceğiz. Aslında cihazın tasarımıyla başlayacağız ama hemen çok kısa kutusundan bahsedelim. Kutusu ne çıkıyor. Şöyle küçük bir kısa bir kablo çıkıyor. Bir ucu Type-C bir ucu Type-A. Zaten cihaz e, tasarımında da bahsedeceğiz. Type-C üstünden şarj oluyor Ve onun yanında kulaklık tipleri çıkıyor. E, i̇şte beden beden, dört beden kulaklık tipi var. Siz hangisini kulağınızı daha uygun deneyerek bulabilirsiniz ve kullanabilirsiniz diyelim ve tasarımına geçelim. Cihaz öncelikle siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renkli seçeneği sunuyor. Bizdeki siyah modeli 49 gramlık bir ağırlığı var. Hepsi toplam bir ağırlık bu yani içinde kutusu, içinde kulaklıkları vesaire. Onun dışında kulaklıklar 6 şar gram, kutusu ise 37 gramlık bir ağırlığa sahip. Plastik tamamen plastik tam geliyor yani fiyata düşündüğünde biraz daha premium bir kutu olabilirdi bence. Biraz hani ucuz duruyor kutusu ki zaten birazdan karşı Momentum True Wireless 2 vardı. Onun mesela kutusunda çok daha farklı bir kutusu vardı ama tabi orada fiyat da biraz artmıştı. Burada benzer bir ses performansı olmadığı zaten ses performans kısmında değineceğiz. Çok daha uygun fiyata sunuluyor. Ark kısmında hemen bir adet tuş görüyorsunuz, bir adet LED görüyorsunuz ve ortada da type şey girişinizi görüyorsunuz. Buradan şarj oluyoracağız. Onun dışında zaten kutusunda pek bir şey yok aslında. Çok da büyük bir kutu değil. Hani Taşıma açısından, taşınabilirlik açısından da bir dezavantajı yok diyelim ve kulaklara geçelim. Bence kulaklıklar bir tutam büyük. Ee, diğer kulaklıklar hani kulağınıza taktığınızda e, gayet belli oluyor siyah siyah kulağınızdan. Yani şöyle göstereyim hatta. Ee, çok kolay bir şekilde bağlanabiliyor. İkisini de bağladığınızda ve uzun süre basılı tuttuğunuzda hemen bir eşleşme modunu alıyor cihaz kendine. Oradan sonra hemen eşleştirip kullanabiliyorsunuz cihazınızı üzerinde dokunmatik kontroller var. İşte bir basışta durdurma, iki basışta bir sonraki şarkıya geçme, sonra uzun basışta sesi açıp sesi kısma. işte sağ tarafı uzun basarsam sesi açar, sol tarafı uzun basarsam sesi kısar gibi pek çok şey var. Bunları aynı zamanda yine değineceğim biraz da ileride bir uygulaması var. Akıllı telefonlarla hem iOS'te hem Android'de çalışan. Oradan kişiselleştirebiliyorsunuz da. Bunu da belirtelim. Ee, yine spor odaklı bir kullanım düşünüyorsanız e, herhangi bir IP sertifikası yok, TRV suya karşı bir dayanıklılığı yok. Yani çok yağmurlu günlerde veya çok terleyeceğiniz bir spor aktivitesi yapıyorsanız kullanmak ne kadar mantıklı olur bilemiyorum. Gelelim ses ses performansına. Çünkü ses performansı olan bu cihazın en ön plana çıkan noktası. Yine Sennheiser'ın bir üst modeli olan Momentum True 2 modelinde kullanılan 7 mm'lik dinamik sürücüleri kullanıyor bu cihaz ve tamamen Aynı ses performansını sunuyor çok daha uygun bir fiyata sunuyor aslında ki ben hani kullanırken tabii ki benim de en çok etkileyen şey ses performansı oldu bugüne kadar pek çok e, tam kablosuz bulut kulaklığı inceledik hatta burada da sizlerle beraber de inceledik videosunu paylaştık ses performansı olarak en başarılılardan kesinlikle biriydi bunu söyleyeyim çünkü aynı zamanda bahsettiğim mobil uygulama üzerinden ekolaj da yapabiliyorsunuz yani hoşunuza giden bir tarz varsa bir şekilde değiştirmek isterseniz çok rahat bir şekilde değiştirebiliyorsunuz ama çok temiz bir ses alabildiğini söyleyelim. Sesi aktarmak biraz zor. Hani ses performansını ölçülmemek ve size aktarmak özellikle bir video yüzünden zor. Ama hani ses sizin için önemliyse çok mantıklı bir seçenek olacaktır. Tam kablosuz kulaklıklar içinde. Bunu söyleyelim aktif gürültü önleme özelliği yok ki keşke bu fiyatlar bu fiyat segmentinde olsaydı. Fiyata son kısmına geleceğiz ama ucuz bir model kesinlikle değil bu. Evet Momentum True Wireless kıyasla uygun ama genel olarak baktığınızda tam kablosuz kulaklıklar arasında kesinlikle uygun bir model değil ve hatta bu fiyat segmentinde pek fazla pek çok aktif gürültü önleme özelliğine sahip olan kulaklık da var ama nedir? Kulak içi tasarımına sahip yani böyle sonra şöyle bir çeviriyorsunuz ve oturuyor. Zaten silikonlu bir yapısı olduğu için dışarıdaki sesi büyük oranda kesiyor. Hani siz aktif görüntü engelleme olmadan da aslında dışarıdan çok bir ses almıyorsunuz. Ee, ya aslında rahat onu da söyleyeyim. Çok uzun kullanımlarda birka birkaç saatin dışındaki yani bir iki saat kullanımlarda belli bir noktadan sonra ağır rahatsızlık verebiliyor. Yoksa kısa süreli kullanımlarında oldukça rahat olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi bence bir tık büyük sadece biraz kulakta kaba durabiliyor. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok. Üzerinde herhangi bir sensör yok. O yüzden otomatik duraklama, otomatik başlatma gibi bir özellik yok. Biliyorsunuz bazı hatta çoğu artık günümüzdeki tam kablosuz kulaklıkta işte çıkardığınız an otomatik müziğiniz duruyor ve taktığınız anda otomatik başlıyor ama bu modelde öyle bir özellik yok. Bu aslında cihazın eksilerinden biri tıpkı aktif görüntü önleme özelliğiyle beraber diyelim. Ve devam edelim. Bluetooth 5.1 teknolojisini kullanıyor. Ee, uygulamadan bahsetmiştik. Sennheiser'ın Smart Control uygulaması. Hem iOS'te hem ee... Android, hem iOS'ta hem Android'da var bu, bu, uygulama. Bu uygulama üzerine hem dediğimiz gibi buradaki işte dokunmatik, işte tek tık, çift tık, uzun basma, kısa basma gibi özellikleri kost kişiselleştirebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz, açıp kapatabiliyorsunuz. Bu özellikleri hiç kullanmayabilirsiniz. Ve aynı zamanda Ecolizer'a da yapabiliyorsunuz. Bu da güzel. Gelelim şarjına. Yine bataryası şarjı önemli bir noktada. Tam şarjda kullandığınızda 7 saatlik bir pil ömrü sunuyor size. Bu oldukça güzel. Kutusu da size ekstra bir 20 saat sağlıyor. Yani 20 saatin toplamda 20-25 saatlerin üstünde bir şarj performans sunuyor. Ki bu da oldukça başarılı açık söylemek gerekirse. Yani kutusunu hiç karıştırmasanız bile 7 saat tek kullanımda şarj oldukça güzel. 1,5 saat içinde aşağı yukarı tamamen %100 şarj olabiliyor. 10 dakikalık şarjda da size 1 saatlik kullanım sunuyor bu Sennheisen verilerine göre ve aşağı yukarı test ettiğimizde bu verilerle örtüştüğünü de söyleyebilirim. Son olarak cihazın fiyatına gelelim. Dediğimiz gibi çok uygun fiyatlı bir model değil aslında. Cihaz ülkemizde 1700-1800 TL fiyat segmentinde bulunabiliyor. Ama zaten üst seviye ses performansından kulaklarda aşağı yukarı bu fiyat segmentinde zaten. O yüzden onların arasında başarılı bir alternatif olabilir. Yani bu sizin için eğer ses performansı sizin için çok önemliyse sizin için güzel bir alternatif olacaktır. Özellikle Momentum True Wireless 2 modelinin fiyatı düşündüğünde aynı ses performansını 1800 liradan sunması bence cihazın en önemli avantajlarından biri. Cihazın artıları eksileri aşağı yukarı bu yönde arkadaşlar. Başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.